var ya rezilliğin dik alası. Pembe dizi gibi olmaya başladı. Yani 4 senedir rezilliğin dik alası olmuş. Olduğu belliydi o çizgiler, içeride neler olduğu. Bildiğiniz gibi değil ya. Bir şeyler söyleyeceğim. Yine birileri kalkacak ayağa. Beyler. Overlock'lar falan gördük biz sen burada ne diyorsun abi? Eğik çizgiler gördük, overlock gördük. Meğersem neler oluyormuş abi içeride. Meğersem neler oluyormuş içeride abi. Vay anam bay. Vay anam bay. O zaman bir geçmişe gideceğiz yani. 6 tane hakem var. 6 tane hakem var. Olay oluyor. Biri duyuyor, diğerleri duymuyor korkudan. Söylüyorlar. Konuşmaları bize versenize 15 gün sonra siliniyor diyorlar ama şifayet. Yazılı yok. Kayıtları. Kayıtları 15 gün sonra. Konuşmalar siliniyor. Peki varlan hakemlerin konuşmaları silinmiyor. Kimler giriyor devreye silinmiyor. Silemezsiniz çünkü onları silerseniz eğer lig okeylenmez sonunda. Beyler, kimi aldatıyorsunuz ya? Arkadaşlar bu işe bakan makan girsinler. Hoş, iş en yukarıya doğru gidiyor. En yukarıya doğru gidiyor, en yukarıya anlatılacak. Yani iş başka boyutlarda be. Ve size şunu söyleyeyim mi? Fazla beklemeyeceğim konuşmak için. Arkadaşlar, orada genel sekreter, tanırım. Topu voleybol gibi oynamayın abi. Topa vurun görelim. Neredensiniz, neredesiniz? Spor Bakanı'na da söylüyorum. Lütfen el koyun bakın ya. Bir rezillik var. Seneye bu şartlarda girerseniz, bak tecrübeli birisin. Benim bu alemde hiçbir şeyim yok abi. Ben burada çalışıyorum, buradan para alıyorum. Yarın giderim. Buna mesela. Ne federasyonla işim olur, ne MHK ile işim olur. Birinci günü söyledim. Biliyor Abdullah'la şeye gittiydik Avrupa. Ne Balkan Gençler Şampiyonası'nı filan. Benim işim yok abi bu işlerde. Kitaba da yazdım zaten rezilliklerin çoğunu. Ben yarın giderim ama böyle giderseniz seneye var ya, hele birkaç takım şampiyonluğa oynarsa var ya, vay yavrum vay. Siz ne kadar transfer yaparsanız yapın idareciler. Eğer bunları temizlemezseniz var ya, bu hakem olayının tamamını temizlemeniz lazım. Eğer temizlemezseniz seneye, öbür sene filan 10 sene toparlayamazsınız. Bak iddia ediyorum. Bak bunu ikaz ediyorum. Spor Bakanı dahi. Haziran'da kongre var. Ya şimdiden kavga başladı kongreye. Şimdiden oraya hazırlanıyorlar. Şu andaki MHK ve şu andaki federasyon gitsin istiyorlar. Kayyum istiyorlar. Hani işi tezgah yapacaklar Haziran'a kadar. Haziran'dan sonra gene aynı şahıslar çıkacak meydana. Ya bir rezil oyun oynanıyor. Türk futbolunda iğrenç. Ben size söylüyorum büyük takımlar, küçük takımlar hepiniz yanacaksınız. Bakın oynanan oyun çok büyük. Ya 6 tane 7 tane hakemin olduğu yerde biri duyuyor 5'i duymuyor korkudan. E sen o zaman gördüğünü nasıl çalacaksın? Teknikteki adam yazacak. Diyorlar ki biz almayacağız onu federasyon tabii. Belki alamıyor federasyon. O kartal gözü var ya. Acaba onun da Türkiye distribütörünün sahibi kim tabii? O kartal gözünün. Ya oynanan oyunlar arkadaşlar çok uzun ya. Yani Brezilya dizisini geçer. Ama bunların basında da uzantıları var ya. Bunların ne avantajları var ben anlamadım. Çok ciddi uzantıları ne var. Ne avantajları var ya? Bir Cüneyt Çakır mesela ortanın gerilmesinde birinci neden o kadar hakem arasında. Çoğu ciddi basında dediğiniz gibi medyada bir kısım destek veriyor. O da direkt MHK oynuyor. Başka işlere oynuyor. Zaten ya, geçmişte oynadı. Yani MHK'de ne var abi? Yani ne, demek ki MHK'de çok büyük işler var abi. Ya nasıl bir koltukmuş değil mi? Tabii. Nasıl bir şey bu ya? MHK başkanı olacak diye sırf onu söylemedim hocam. MHK'nin üzerine oynuyor. Yani o da hani siz bizi yediniz biz de sizi yeme modunda falan gelen, böyle ciddi çalışmalar var. MHK'ye gelen dürüst başkanı yolluyorlar. Hoca. Bir de hocam. Teşkilat fazla. Gelen düzgünleri maymun yapıp yolluyorlar. İllallah diye gidiyorlar gelen. Bir de hocam Cüneyt Çakır'la ilgili böyle bir konuşma olmuyor mu ülkede? Ya Avrupa'da farklı maç yönetiyor, ülkede farklı. Şimdi Cüneyt Çakır mesela 13 hakem arasında işte sezon sonu işte bıraktırıldı. Değil mi? Maç yönetmeyecek. Ortalık yani belirli bir insanlar dediğiniz gibi medyada ya olur mu böyle şey yanlışlıklar vesaire falan. E zamanında hep bunu yazıp çiziyordunuz ya. Cüneyt Çakır Avrupa'da farklı yönetiyor. Türkiye'de farklı maç yönetiyor. Ya bir hakem avara giriyor. Avara geliyor. Bir hafta evvelki Galatasaray Fener maçının bugünkü hakem Halil Umut Meral'le Ankaralı hakemin konuşmalarını dinlemek istiyor ya. Olur mu böyle bir şey?
Ya bu nasıl bir olay abi, nasıl bir iş? Ve dinliyor. Ve onu kapatmak istiyorlar. Genel sekreter ne iş yapar? Var ya, ne adı onun? Genel sekreterin... Cevap hakkı var tabii. Var tabii. İsteyen... Ya söyleyelim. Bunların 15 gün zarfında, bir hafta zarfında konuşma, o giren çıkanların görüntüleri siliniyor mu? Giren çıkanların oraya görüntüleri siliniyor mu? Silinmemesi lazım. Zaten öteki silinmiyor. Ya onları da çıkarın. O konuşmalar var mı yok mu? Kimin olduğu belli. Çok açık ya bazı şeyler. Ya bu şuna benziyor abi. Ben gidip hırsızlık yapıyorum ya. Ben çalıyorum oradaki bilgiyi. Hakkın yok senin ya. Sen kendi maşına bak. Niye bitişiğe gidiyorsun? Ve üstü kapatılmak isteniyor. Ve basındaki görsel ve yazılı basında bunların arkadaşları var. Bunların şeyler var ya. Ayıp ya, yapmayın. Ya seneye bu işler uzarsa vallahi billahi korkuyorum ya. Beyler cinayet çıkar ya. Aman hocam. Allah muhafaza ya. Ya Allah muhafaza diyorum. Bu sene bitti. Trabzon götürüyor işte 2-3. Düşenler de belli, bitti. Ama bunun senesi var abi. Milyonlar yatırılıyor bu işlere. Bu işler o kadar kolay değil. Bu işe devletin bayağı girip hatta araştırma yapmaları lazım oraya girip. Bir dakika arkadaş, neler oluyor burada ya? Bir bakalım, bir dinleyelim bakalım demesi lazım. Üst düzeyden de. Çok net söylüyorum bunları. Herhalde... Benim bu işten bir çıkarım yok, bir şeyim yok. Ben yarın varım, bugün varım. Yarın yok. Bana ne abi? Evet. Hocam herhalde gereğini yapacaklardır inşallah. Ama yanlış yönlendiriyorlar bazı yukarıdaki yerleri. Bilgiyi tam vermek lazım. Burada Spor Bakanı'na da bayağı iş düşüyor. Çünkü Spor Bakanı da herhalde görüyordur bazı şeyleri. Görüyordur mutlaka. Hocam el koyarlar. El koyarlar. İnşallah. Gereği yapılır. Evet. Penaltı pozisyonunda kalmıştık. Şimdi yardımcısıyla göz göze geldi. İçeri aldı. Penaltı dedi. Sonra VAR'dan uyarı geldi. Devam edelim biz görüntüyü. Peki... Offside zaten yok. Bakın. Kartın rengi doğru mu? Bu maçta VAR olmasa, eski sistem olsa, evet, yardımcı penaltıyı verdi. Hakem ne yapsın? Geçmiş olsun. Uygulayacak. Yardımcı dedi ki içeride. Hadi hayırlı işler. VAR olduğu için. İşte doğru kullanılırsa hocam, tabii, böyle oluyor. Hocam doğru. Sarı kart doğru mu? Ona bakalım. Pilottan alalım. At topu. Tam indiği yerde durun. Evet. Sizce? Doğru. Hepsi doğru hocam. He? Hepsi doğru. Bariz gol şansı yok. Sarı kart doğru. Faul. Ceza sahası dışında. Evet. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Hepsi doğru abi. Topun, evet, gidiş yönü de tabii, diğer tarafa doğru, doğru. Kaleye doğru değil. Evet. Burada iyi bir uygulama yapmış aslında Halil Umut Meler. Hem penaltı değil faul demiş abi, hem sarı kart. Üç tane topçu olunca ne kolay ya. Üç topçu olunca kolay abi. Ben öbür türlü anlatamıyorum abi, çıldırıyorum ya. Üç topçu olunca kolay. Hani biz 10 taneden bir tanesinde ayrılabiliriz. Yani ya, sence bence. Ama ama öbür türlü ben 10'dan 8'inde ayrılıyoruz abi. 9'unda ayrılıyoruz, 7'sinde ayrılıyoruz ya. Deli diyorum, bir gün sopayı kıracağım anamamızı şöyle.